Sevgili seyirciler, İsrail Beyrut'u yine bombalıyor. Haber ekibinden Atagündüz Kurşun, kameraman arkadaşımız Niyazi Kurt da olay yerine çok yakın bir bölgede. Ata, neresi bombalandı, nedir durum? Seni dinleyelim biz. Beyrut kent merkezi aslında burası Hikmet Öztürk. Bakın halen daha ambulanslar gidiyor. Biz bir girmeye çalıştık ama Hizbullah üyeleri izin vermedi. Bizim girişimize itfaiye araçları gidiyor. Atagündüz Kurşun ve Niyazi Kurt'a yine bir müdahale oldu. O anları şimdi ekranlarınıza getirdik sevgili seyirciler. Zaman zaman bunu yaşıyoruz ve hatta çok sık yaşıyoruz, öyle söyleyeyim. Beyrut'a yine bir bombalama, üstelik merkezi bir yere bir bombalama eylemi olduğunu söyledi Atagündüz Kurşun. Ekranlarınıza o bombalamanın görüntüleri de birazdan gelecektir. Çok şiddetli bir patlama olduğunu söyleyelim. Hizbullah üyeleri fakat yine müdahalede bulundular. Herhangi bir görüntü almasını istemiyorlar. Neyi saklıyorlar bilmiyoruz ama tüm dünyanın gözü önünde yapılan katliam, bombalama, saldırılar var. Fakat bir taraftan da biz bunları dünyaya duyurmaya çalışırken, A Haber ekibi olarak da işte İsrail'in yaptığı katliamlar diye cümleler kurmaya çalışırken bizi engellemeye çalışıyorlar. Orada Hizbullah üyeleri. Bunu neden yaptıklarını gerçekten anlamak çok güç. Defalarca Atagündüz Kurşun böyle müdahalelerle karşılaştı. Niyazi Kurt defalarca müdahalelerle karşılaştı. Herhangi bir olay yeri olduğunda hemen anında gidip orayı kapatıyorlar ve ilk işleri basın mensuplarına engel olmak. Fakat biz işte Türkiye olarak onların yanlarındayız, destekçileriyiz, İsrail'in katliamlarından bahsediyoruz. Fakat hala bu tür muamelelerle karşılaşıyoruz. Gördüğünüz üzere canlı yayında arkadaşlarımıza müdahale oldu. Daha önceki zamanlarda böyle hafif tartaklama olduğu anlar da yaşanmıştı. Ata, iyi misiniz? Hikmet Öztürk, iyiyiz. Işığımızı kırdılar. Kameranın ışığını kırdılar. Burada da bir kavga çıktı. Bir görüntü çeken birisini şu anda dövüyorlar. Adeta komalık hale getirdiler yani. Işığımızı kırıldılar o müdahaleyle birlikte. Tepe lambamızı, kameramanın tepe lambasını kırdılar. Orası da mı Hizbullah'ın kontrolü olduğu bir yer Ata? Yani anladığımız... Beyrut'un merkezi dedin orası. Dahiye değil herhalde değil mi? Ya değil ama tabii ki yani Hizbullah üyelerinin yaşadığı sadece dahiye değil. Farklı bölgelerde de yine yaşadıkları noktalar var. Dolayısıyla direkt geldiğimiz zaman çünkü o motorları da gördük şu anda. O dahiye semtinden alışık olduğumuz görüntüler bunlar. Ve neresi vuruldu, neresi hedef alındı hemen söyleyeyim ben size. Çünkü çok sıcak bir gelişme. El Nuvari ve Fatallah bölgesi. Neresi? Şimdi şöyle Atani böyle ambulans. O Beyrut'un böyle merkezi cafcaflı böyle olduğu merkezi yer mi yoksa evet, dahi evet, biraz çok, daha çok, kenar olduğunu biliyoruz. Evet. Çok doğrudur Hikmet Öztürk. Bir taraftan da biz arabaya ulaşmaya çalıştık şimdi. Yani dahiyeye yakın bir yer ama çok işlek bir yer burası. Mesela ben şu anda caddenin ortasındayım. Yani normal gidiş geliş bir karayolu var, yol var. Hemen önünde de buradan ne bileyim yerleşim yerleri var. Hemen karşıda çok büyük bir süpermarket var. Yani insan kalabalığının olduğu bir yer ama onun arka tarafı hedef alındı. Şu anda da dumanların çıktığını görüyorum ama dediğim gibi yani bir müdahale gerçekleşti şu anda bize. Olay henüz daha çok taze. Çok sayıda ambulans görüyoruz. Zaten sesler de yayına yansıyordur. Gördüğünüz gibi sesler yansıyor. Ambulanslar geçmeye devam ediyor. İtfaiyeler geçmeye devam ediyor. Yani anladığımız kadarıyla bir bina hedef alındı. Ama o binada kim vardı, kimler vardı inanın bilemiyoruz. Yerleşim yeri mi Ata? Şimdi bir güvenli yani bir yere geçti. Yani yer bir hani bir evet, böyle evet, iş yerleşim merkezi yeri. Gibi yer mi? Hikmet Öztürk, bakın yer mi? Doğrudur, doğrudur yerleşim yeri. Çünkü hemen şunu söyleyeyim. Yani biz olay yerine girerken böyle eşyalarını alıp böyle buradan kaçan insanları gördük.
Yani battaniyeler vardı, yastıklar vardı. Nereyi vurdu bilmiyoruz. Bakın yayına geliyordur. Yani ambulansların biri geliyor, biri gidiyor ama evet. Biz o sokağa giremedik. Dediğim gibi bir Hizbullah üyesi bize saldırdı. Bir saldırı düzenlediler. Kameramızda da hasar oluştu şu anda. Lamba kırıldı. Biraz daha böyle biliyorsunuz yani bundan önceki yayınlarda da evet, malum evet. İlk etapta olayın sıcaklığıyla birlikte bu şekilde müdahaleler olabiliyor ama birazdan bu müdahale bitince bu sıcaklık biraz yatışınca belki de girebileceğiz içeriye ama bilemiyorum şu anda. Bildiğim tek şey var, daha doğrusu gördüğüm ama gösteremediğimiz burada inanılmaz bir keşmekeşlik hakim şu anda. Ambulanslar geliyor gidiyor, araçlar bir taraftan, o Dahiye semtinden alışık olduğumuz motosikletliler şu anda... Ata biz başka bir kaynaktan uzaktan çekilen bir görüntü veriyoruz, paylaşıyoruz bu arada. Yoğun bir duman tabakası var. Ve üstelik hani gördüğümüz yerde böyle yüksek katlı binaların olduğu, ışıl ışıl, yani böyle hani varoş kent ya da işte kenar semt falan doğru. Değil. Böyle baya baya gökdelen diyebileceğim. Yoğun şehrin göbeği. Şehrin göbeği Hikmet Öztürk. Yani Ata ilk defa mı böyle bir yer bombalanıyor? Yani ben geldim geleli ilk kez duydum. Yani ilk kez gördüm, öyle söyleyeyim. Yani bu şekilde bir saldırıyı, yani dediğim gibi yani kent merkezinin göbeğinde, hatta şöyle biraz karşıdan görebildiğim kadarıyla bir hastane görüyorum eğer yanılmıyorsam. Yani hastanenin arka tarafı hedef alınmış gibi duruyor görebildiğimiz kadarıyla. Ya da hastanenin eklentisi de olabilir, bilmiyoruz ama değil mi? O da ihtimal dahil mi? Yani olabilir mi? Evet, o ihtimal de var çünkü arka tarafı, çünkü orada bir işaret gördüm, bir eczane gibi bir işaret gördüm, ışıklar da yanıyor, yani cıvıl cıvıl bir yaşamın olduğu nokta burası. Yani şu anda Ata insanlar mesela bu saatte yani, orada işte ne bileyim restoran, kafe bir yerlerde yaşıyorlar mı, hareketlilik, alışveriş? Çünkü ben ilk gösterdiğin yerde arka tarafta böyle bir mağaza falan görmüştüm. Yani insanlar orada o esnada şu saatlerde böyle hareketli bir şekilde hayatı sürdürüyorlar mıydı? Tabii ki normal bir şekilde devam ediyor buradaki hareketlilik. Yani caddenin oldukça işlek olan bir caddenin hemen arka tarafı vuruldu Hikmet Öztürk, ki o cadde de oldukça hareketli bir cadde. Dediğim gibi bir görüyorum, alevler böyle parlanmaya başladı. Yani alevler de çıkıyor şu anda. Buradan ben görebiliyorum ama dediğim gibi yani kamerayı çıkarmıyoruz şu anda. Güvenlik gerekçesiyle kamerayı da çıkarmıyoruz. Bu arada Lübnan Ordu Birlikleri de geldi şu anda. Bir bilgi paylaşayım. İsrail'den gelinen bir bilgi de bu. İşte o vurulan yer vesaire. İki kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılıyor. Tabii bu ilk bilgiler. Yani daha Allah göstermesin, ölü sayısı artabilir. Çünkü vurulan yer yakın, daha birkaç dakika önce gerçekleşti. Dolayısıyla ilk etapta iki kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bilgisini de paylaşayım. Buradan sana aktarmış olalım. Kimler geldi dedin Ata? Lübnan Ordu Birlikleri geldi Hikmet Öztürk. Onlar da muhtemelen dış güvenliği sağlayacaklar. Böyle bir kaos, karmaşa hali falan yaşanıyor muhtemelen orada değil mi? Çocuk geldi, çıkarma dedi. Evet. Kaos, karmaşa... Çıkarma dedi bana abi. Öyle mi? Evet abi. Şimdi Niyazi ile konuşuyorum. Niyazi kameraya koydu. Kamerayı araca koydu. Şimdi diğer arkadaşlarla da görüşüyoruz, basın mensupları. Onlara da bir saldırı düzenlenmiş. Hani Niyazi'ye dedim en azından şu aracın başına geldik biz. Araçtan düzenleyelim, yayını yapalım dedik ama bizi orada o hengameden kurtaran bir kişi vardı. Türkçe biliyor mu? Bilmiyor, İngilizce. Evet, İngilizce konuşmuş Niyazi. O demiş yani kamerayı kesinlikle çıkarmayın demiş. Tekrar yanımıza geldi az önce. Neyiz? Yani, şu an itibariyle neyi saklıyorsunuz diye sorusunun cevabında ne var yani? Ya yok yani bunun gerçekten
bir açıklaması yok Hikmet Öztürk. Gerçekten bir açıklaması yok. Hemen bakıyorum, bir taraftan da bir Hizbullah komutanının hedef alındığı duyuruluyor şimdi. Yeni gelen bilgi bunlar. İsmi bir Hizbullah komutanı. Yok, hayır. Bizim buradaki yerel kaynaklarımızdan geliyor. Ben telefonumdan da bakıyorum bir taraftan. Ama inanılmaz bir keşmekeşlik var şu anda. İnanılmaz. Yani insan seli, ambulans seli, Lübnan ordu birlikleri de geldi şu anda. Yani gerçekten inanılmaz bir manzara var burada Hikmet Öztürk, gerçekten. O son dakikayı biz iletelim sana Ata, bize de gelen o bilgiler arasında. İsrail medyası bunu duyuruyor bu arada. O saldırıda Savunma Bakanı ve Nasrallah'ın kayınbiraderi olan Vefik Spa'nın hedef alındığı bilgisi paylaşılıyor. Savunma Bakanı olan ve Nasrallah'ın da çok büyük bir saldırıdan bahsediyoruz. Kayınbiraderi olduğu belirtiliyor. Hizbullah kanadından da birazdan açıklama yapılır. Anlayabildiğimiz kadarıyla ya da bildiğimiz kadarıyla. Ama şu anda o bölgeden dumanlar yükseliyor, alevler yükseliyor. Gerçekten de inanılmaz bir kaos var. Bu arada ben bulunduğum noktadan rejideki arkadaşlara da birkaç fotoğraf çektim yayın yaparken. Tamam. Onları da göndereyim. En azından siz de böyle hani nerede olduğumuzu belki, yani nasıl bir işleyiş olduğunu en azından izleyicilerimiz de daha net görebilir. Şimdi gönderdim rejideki arkadaşlara bu fotoğrafları da. Evet. Çünkü şey de olabilir mi Ata? Hedef alınan olay yerinde, kişi Hizbullah'ın savunma bakanı olan kişinin konutu, oturduğu kendi evi de olabilir mi diye akıllara da geliyor bu hedef alınan yer. Yani Vafik Saha, Safa diye bir isim geldi. Bir taraftan da benim gözüm telefonda. Tabii yani çok sıcak. Çok sıcak Hikmet Öztürk. Yani net bir bilgi gerçekten şu anda sadece İsrail tarafından yapıldı. Evet, üst düzey bir isim olduğu belirtiliyor ama dediğim gibi artık sürekli olarak bu saldırıları düzenliyor İsrail. Şu an itibarıyla da aslında tüm gözler böyle Dahiye semtine çevrilmişti. Biz o bölgede haber nöbetimizi sürdürüyorduk ama şu an itibariyle artık gözlerin çevrildiği nokta burası oldu. Vafik Safa, Hizbullah'ın komutanı olduğu söyleniyor. Bu yani görevi nedir şu an itibariyle net bir bilgi yok. Bir fotoğraf daha ulaştıracağım. Olay yerinden çekilen bir fotoğraf bu da. Yine rejideki arkadaşlarımıza, bilmiyorum hazırlandı mı. Ama ambulanslar halen daha gelip gitmeye devam ediyor. Çünkü can kaybı sayısının oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Bu arada bölgeye girişlerin de kapatıldığı duyuruldu şimdi. Çünkü Hizbullah geniş bir güvenlik şeridi çekiyor. Yani geniş bir önlem alıyor. O nedenle de bir taraftan da ben bulunduğumuz caddeye de aslında bir bakmak istiyorum. Navigasyonlar her ne kadar burada sağlıksız olsa da, çünkü navigasyonlar bizi bazen farklı yerlerde gösteriyor. Ürdün'de gösteriyor mesela. Hemen bakıyorum. Bakara El Kori bulvarıymış burası Hikmet Öztürk. Ras El Naba mevkii şu an itibarıyla bizim bulunduğumuz nokta. Yani burası şehrin göbeği. Basta Fakah Mahallesi burası. Ve işte bu noktada İsrail dakikalar önce bir saldırı düzenledi. Denizden yapıldığı belirtiliyor bu saldırının. Denizden gerçekleştiği bildiriliyor. Çünkü İsrail sadece SİHA'larla veya savaş uçaklarıyla hedef almıyor. İsrail donanmaları ve aynı zamanda da Amerikan donanmalarının da orada olduğu belirtiliyor. İşte bu nedenle de bu saldırının denizdeki
noktadan yapıldığı belirtiliyor. Nispeten biraz daha ambulans hareketliliği azalmış durumda. Lübnan Ordu birlikleri de bizim olduğumuz noktaya geldiler. Caddeyi trafiğe kapattılar. Daha doğrusu giriş çıkışa kapattılar. O nokta bakın motosikletleri de almıyorlar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani bir Hizbullah komutanı veya yetkilisi hedef alındığında bütün motosikletler, ki bunların zaten çoğu Hizbullah üyesi, bütün motosikletler o bölgeye gidiyor. Yani aslında herkesin kaçtığı yer diyoruz ya, yani herkesin kaçtığı yere doğru gidiyor. Dolayısıyla inanılmaz bir keşmekeşlik havası hakim oluyor. Ata bu arada bize gönderdiğin fotoğrafları şu anda yayınlıyoruz. Ata'nın yayın yaptığı yer sevgili seyirciler ve evet, bombalamanın olduğu mekanın yerin hemen arka tarafı. Çok yakın bir yer değil mi Ata, bu gösterdiğin, gönderdiğin fotoğraflar? Neresi tabii, burası? Ben karşımda görüyorum, ben çıkan dumanları görüyorum. Çıkan dumanları görüyorum şu anda ben. Hı hı. Dediğim gibi yani bir caddenin hemen arka tarafındaki bir yer. Yüksek katlı bir bina olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü yine bulunduğumuz bu noktada yüksek katlı binalar var şu anda. Evet. Az önce ordu birliklerinin geldiğini de şu anda ordu birliklerine ait araçları görüyoruz. Hatta ordu birliklerine ait araçlar var. Çünkü kamuflajlı evet, araçlar evet, belli. Şimdi diğer fotoğraflar da gelecek. Bu evet, evet, motosikletliler mi Hizbullahlılar Ata? Böyle bir motosiklet çetesi gibi. Ya ağırlıklı olarak artık onlar biniyor yani. Onlar biniyorlar. Çünkü Dahiye semtinden alışık olduğumuz görüntüler bunlar. Çünkü yani yüzlerce belki de binlerce motosikletten bahsediyoruz. Yani bu çok ciddi bir rakam. Aslında trafikte de çok ciddi bir kaos oluşturuyor. Neden? Biz dün kaza yaptık mesela, geldi bir motosiklette aracımıza vurdu. Yani inanamazsınız, yani sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda her bir tarafta motosikletler var. Ben bunu mesela daha önceki yayınlarda da anlatmıştım. Yani Beyrut kent merkezinde bundan önceki süreçte herhangi bir böyle motosiklet hareketliliği yoktu. Ama o Dahiye semti boşaltıldıktan sonra, tahliye edildikten sonra birçoğu artık Beyrut kent merkezinde de geldiler. Mesela ben iki ay önce geldiğim Beyrut'la şimdiki Beyrut'u kıyaslayamıyorum. Yani neden? İnanılmaz bir keşmekeşlik havası hakim. İnanılmaz, tabii ki inanılmaz bir insan seli, motosiklet seli, araç seli. O keşmekeş bombalama ötürü Beyrut'tan ayrılan insanların keşmekeşi mi, yoksa şehir içerisinde bir yerden bir yere giden kovalamacılar, işte Hizbullah ekipleri bir yerler falan, onlar mı? Evet evet, şehir içindeki normal trafik haline döndü artık bu motosikletler. Şehir içerisinde normal karşılanıyor. Yani şu an itibarıyla bakın önüme benim bir sivil savunma ekibi geldi. Sivil bir araçla geliyorlar. Zaman zaman anladığımız böyle fotoğraf çekip bize gönderebilirsen yine onları da yayınlayabiliriz böyle. Senin için bir güvenlik tehlikesi olmayacaksa, sana da saldırmayacaklarsa Hizbullah üyeleri. Yok yani çekebildiğim kadar tabii ki çekiyorum. Şu anda evet, ambulanslar yine çıkmaya devam ediyor. Şöyle bir biraz açılacak, böyle uzunlamasına bir en azından tekrar bir fotoğraf çekmeyi deneyeceğim. Bakın şimdi askerler geldi. Buradan ayrılıyor askerler şu anda. Hı hı. Yani şöyle bir durum olabilir. Çünkü hep söylüyoruz ya, Hizbullah aslında çok da fazla müdahale edilmesini istemiyor burada. Evet. Lübnan ordu birliklerine. Tabii yani çok fazla böyle müdahale edilmesini istemiyor. Anladığımız kadarıyla şu anda kendileri bir arama kurtarma veya farklı bir görevde bulunacak veya farklı bir noktaya gidiyor olabilir. Şimdi çektim ben, yine birkaç kere atıyorum. Onları sen ata. Bu arada ben ekranda, sen göremiyorsun, ekranın sol tarafında vurulan yerin farklı açılardan görüntüleri de yayınlıyoruz. Sevgili seyirciler, onu aktaralım. Bazı görüntüler cep telefonu kamerasıyla yayınlanmış görüntüler, çekilmiş görüntüler. Şimdi
çok yoğun bir duman çıkıyor. Mesela şu çok daha net, çok yoğun bir duman ve büyük bir alev var orada ilk vurulan yerde. Bayağı yoğun bir duman çıkıyor. Yani bunu anlamak güç. Orada acaba başka bir mühimmat yangını mı var ya da bir plastik yangını mı var? Yani çünkü siyah kara bir duman çıkıyor orada çok uzun. Bir taraftan da yoğun bir ateş var. O çok ilginç bir görüntü var. Çok o mesela o siyah duman oldukça yoğun, çok düşündürüyor. Evet. O ata ne olabilir diye. Yani hani böyle plastik bir şey yakarsın, lastik yanar, öyle yoğun bir siyah duman çıkar ya, öyle bir duman çıkıyor. Normal bir yangın dumanı değil gibi. Evet evet doğrudur. Hatta zaman zaman bu alevler de yükseliyor. Şimdi bir fotoğraf daha atacağım Hikmet Öztürk. Orada alev var mı hala? Dumanlar görünüyor en azından bizim bulunduğumuz alev. Şu az önce gördüm ama şu anda ben göremiyorum. Az önce görmüştüm ama belki de hani dedim ya itfaiye ekibi var. Çok sayıda itfaiye ekibi var orada. Onlar anladığımız kadarıyla şu anda müdahale ediyor. Ama şu anda ordu birlikleri buradan ayrılıyor. Hikmet Öztürk nereye gidiyor inanın bilmiyorum. Yani Hizbullah'a bırakıyorlar. Geldiler, sokağın başını tuttular. Anladığımız kadarıyla evet evet yani geldiler burada bıraktılar. Önce o sokağın başını bir tuttular. Hemen ardından da cümbür cemaat deyim yerindeyse cümbür cemaat şu anda böyle uzaklaştılar. Çünkü bunu daha önceki yayınlarda da biliyoruz. Yani dış güvenliği sağlıyor sadece Hizbullah. Düzeltiyorum, Lübnan ordusu. Hizbullah hiçbir şekilde içeriye girilmesine izin vermiyor. İşte hal böyle olunca da şimdi yeni basın mensupları geldi buraya. Bir taraftan da onlara bakıyoruz. Belki de onlarla girmeyi de deneyebiliriz. Atat, çünkü patlama, bu şekilde fevri saldırılar olabiliyor. Saat kaç itibariyle oldu? Ne kadar geçti üzerinden? Yani saat kaçta oldu hemen? Ya, tam hemen olarak bilemedim çünkü ama. Çünkü yukarıdaydık biz. O tabii tabii yo hemen söyleyebilirim. Biz o dahiyeyi kuş bakışı gören bir noktadaydık. Evet saat 19'da bize yayın yaptınız oradan. Yayını oradan. Evet evet o zaman hiçbir şey yoktu. Saat böyle 19.47 evet. Yani 19.47 gibi yaklaşık bir saat önce meydana geldi bu patlama. Bir saatlik bir patlamadan bahsediyoruz. Yaklaşık şu anda. Şu yüzden sordum. Hata. Yaklaşık bir saat önce meydana gelen patlamada hala alevler yükseliyor. Yani bu çok ciddi düşündüren bir şey. Bulunan yer de çok böyle yanıcı bir yer olsa gerek. Hala böyle siyah dumanlar falan da yükseliyor. İtfaiye ekiplerinin varlığı elbette önemli ama yani yaklaşık işte 50 dakika, 52 dakika falan olmuş diyelim. Hala alevlerin olması düşündürücü o bölgede. Şöyle yani İsrail'in iddiaları şu. Hizbullah işte bu noktalarda, bunun gibi yerlerde silah depoları olabiliyor. Yani şimdi yıllardan bu yana gelen bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bunun da olması gayet doğal. Şimdi her ne kadar İsrail bu şekilde iddiada bulunsa da nihayetinde Hizbullah burada Lübnan topraklarında İsrail işgalinden korumak için, İsrail'le savaşmak için kurulan bir örgüt, siyasi, dini. Dolayısıyla hatta yani mecliste de milletvekilleri var Hizbullah'ın. Evet. Dolayısıyla tabii düzenli bir örgüt değil. O nedenle de bazı bölgelerde özellikle dahiye özelinde silah ve mühimmat depoları var, karargahları var. Evet, çünkü bunu nereden biliyoruz? Siz de söylediniz ya yani bir saattir tütüyor duman dedin. Evet. Biz onların 24 saat boyunca tüttüğünü biliyoruz dahiye semtinde. O kadar çünkü, uzun süre 24 saat. Tabii ki tabii ki 24 saat boyunca o dumanların tüttüğünü biliyoruz. Hatta şöyle Niyazi bir şey. Bakın yanımızda bir Arap kanalı gelmiş. Onları da almamışlar içeriye. Niyazi söylüyor şimdi bana. Benden içinde beni uyarmışlar. Arabanın içerisinden yayın yapsın demişler. Ben şu anda arabanın önündeyim. Şöyle araya geçeceğim biraz yani da. Yani bir dakika. Kamera, yani o dumanlar evet. Kamera yükselmeye... yok. Bir şey yok. Sırf aracın önünde oturuyorsun orada. Evet, evet, şey yapıyorsun. Evet. Ona bile mi? Evet.
Peki. Ata. Evet evet. Yani buradaki Arap meslektaşlarımız uyardı bizi. Çünkü siz de arabanın içine geçseniz iyi olur diye. Onlar evet. arabanın içinde oturuyorlar şu anda. O zaman Ata biz onlar de... bile inmedi yani. Tamam. Seni de daha fazla zor durumda düşürmeyelim Niyazi ile beraber. Sana teşekkür ederim. Eğer müsait olursan ve mümkün olursa ilerleyen dakikalarda biz ya da işte programdaki arkadaşlara ne olduğunu anlatmanı istirham edebilir arkadaşlarımız. Sana ve Niyazi'ye teşekkürler ve kolaylıklar tabii ki, dilerim. Tabii ki.